Herkese merhaba arkadaşlar, sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı'nın yüzüne parasını saçtı. Ne seni, ne senin paranı. Dedi, bir çuval dolusu parayı. Neler oluyor? TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor yarışması bitti ama olayları bitmek nedir bilmiyor. Adem Kılıççı'nın Acun Ilıcalı'nın yüzüne parayı saçtığına dair iddialar gündeme gelince herkes şok oldu. Ne seni, ne kirli paranı istemiyorum diyen Adem Kılıççı, bir çuval dolusu parayla öyle bir şey yaptı ki ağızlar yarım metre açık kaldı. Her anlamda restini çeken Adem Kılıççı, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasında şampiyonluk kupasını kaldıran isim belli olmuş ve Bölükbaşı, 83 milyonun izlediği Survivor yarışmasının şampiyonu olmuştu. 12 yıl sonra bir ilke imzasını atan Nisa Bölükbaşı, Adem Kılıççı'nın boynunu bükmüştü. Paramparça olduğu görülen Adem Kılıççı, iddialara göre günler sonra Acun Ilıcalı'nın karşısına çıktı ve Survivor yarışmasından hemen sonra Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarmıştı. Survivor yarışmasında da son kez yarışmaya katıldığını defalarca kez dile getiren Adem Kılıççı, şampiyon olamayınca ilk restini çekmişti. Tüm bağlarını koparan Adem Kılıççı, şimdi öyle bir şey yaptı ki, görenlerin dili tutuldu. İşte merak edilen tüm detaylar. İddialara göre Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarına son ödemesini çıktı. Finale kalan son 4 ismin ödemelerini gönderen Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı tarafından şoka uğratıldı. 6 ay boyunca gönderilen tüm paranın bir kuruşuna bile dokunmayan Adem Kılıççı'nın tüm parayı yeniden Acun Ilıcalı'ya gönderdiği iddia edildi. Haftalık 22 bin lira kazandığı iddia edilen Adem Kılıççı'nın en az 530 bin lirayı Acun Ilıcalı'ya yeniden göndermesi herkesi şok etti. Birçok kişi bu iddialardan sonra Adem resmen ne seni ne kirli paranı istemiyorum demiş yorumlarında bulundu. İddialara ise henüz Adem Kılıççı'dan ve Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmedi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.